Evet, herkese merhaba. İyi günler, güzel hafta sonları diliyorum. Evrim Hocam hoş Merhabalar. geldiniz. Merhabalar. Değerli katılımcılar, sizler de hoş geldiniz. Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri'nin. Ama ağzım alışamadı, ben hala festival diyorum. İnşallah yüz yüze olup yine festival havasında kutladığımız günler olur. Üçüncü günündeyiz. Ve üçüncü seansımızı az önce izledik. Yine çok güzel filmlerdi. Bunlardan biri özellikle Zevksiz Sofralar. Çok kıymetli bir ekibin arka planında olduğu çok güzel bir projenin filmiydi. Ondan öncesinde de Ecopeace aslında çok sıcak gündemle ilgili bir filmdi. İsrail-Filistin çatışmasını yaşarken dünya... Karınca kararınca kendince bir şeyler yapmaya çalışan iyi niyetli insanların bir gayretini ve açıkçası başarı öyküsünü izlemiş olduk. Bence iki film de çok etkileyiciydi. Bu filmler üzerine bugün bir söyleşimiz olacak. Çok değerli hocamız Evrim Karaçetin bizi kırmadı sağ olsun. Bizler birlikte Erciyes Üniversitesi'nde Çevre Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi hocamız. Ama öyle nerede güzel iş var desek orada görebileceğimiz sadece çevreyle ilgili olması şart değil. Çok kıymetli hocamız. Kendisi söyleşi yapacağız. Tabii konumuz daha ziyade filmler bağlamında ekoloji olacak. Ve ister istemez tarım konuşacağız. Biraz Kayseri özelinde konuşalım istiyoruz. Çünkü katılımcıların hemen hemen hepsi de burada. Kayseri'de yaşayan, dolayısıyla buraya hem etkisi olan, yani ayak izi olan Kayseri'ye hem de burada oluşan ayak izinden de bir şekilde etkilenen insanlarız. Yani bizim ekosistemimiz burası. Biraz onun üzerine konuşacağız. Belki başka mevzulara da girebiliriz. Konuşmaya girmeden önce, şimdi yine filmde de vardı. Dün de İstema Kalp, Ashoka Türkiye Eş Direktörü bahsetti. Ashoka'nın ilk Türkiye'deki fellow'u Victor Ananias rahmetli. Dün onun doğum günüymüş. Çok enteresan bir tevafuk olmuştu. Bugün onu anarak başlayalım. Filmde de adı geçti. Bugün böyle Türkiye'de ekolojik çalışmalar dediğimizde bir şekilde ona temas etmeden yaptığımız bütün işler olmuyor. Rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun diyerek başlayalım. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Şimdi filmler tabii şeydi, daha ziyade özellikle ikinci film yoğun bir pestisit vurgusu var. Yani çok etkilendiğimiz, hatta işte şey, burada mısınız Evrim Hocam? Bir internette kopma mı oldu? Bir hemen kontrol yapayım. Beni duyuyor musunuz? Diğer katılımcı arkadaşlar, görüyor musunuz? Evet hocam. Evet, tamam. Evrim Hocam bir düştü geldi galiba. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, düştüm. Şey derler ya hani, yediğin içtiğin senin olsun. Gezdiğin gördüğünü anlat derler ya, bugün tam tersini yapacağız. Gezdiğimiz gördüğümüzde yediğimiz içtiğimizden bahsedeceğiz. Çünkü ne yersen olsun diyorlar. Hakikaten de filmde de vardı. İşte pazara ziyaret edenlerin birçoğu niye geliyor? Bir kısmı, önemli bir kısmı ailesinde, kendisine, yakınlarında artık vücut isyan etmiş, kanser başlamış ve bir şekilde farkına varmışlar. Onun için geliyorlar. Bu çok önemli bir konu. Siz de bu konuyla ilgili epeyce bir öğrencilerinizle ve kendinizle bizzat ben biliyorum hem Kayseri'de hem Türkiye'nin çeşitli yerlerinde hatta dünyanın farklı yerlerinde zaman zaman saha ziyaretleri yapıp çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. O bakımdan sizin bu vereceğiniz bilgiler de hakikaten çok önemli. Bu pestisit konusuyla başlayalım istiyorum eğer sizin için de uygunsa. Yani işte ilaç diyorlar ya, çok komik. Zehir atıyor musunuz diye soruyoruz, hani biliyorsunuz çiftçiye. Zehir atıyor musunuz abi? Yok ya, zehir atmıyoruz filan. Biraz eşeliyorsun. Şey diyor, yani ilaç atıyoruz diyor. Veya biz yapıyoruz, şunu yapıyoruz. Otlar nasıl mücadele ediyorsunuz peki? Şunu yapıyoruz. İşte bu zehir. Aa, biz bilmiyorduk filan gibi. Bilmiyorum doğru mu? Yoksa naif bir şekilde bizi mi kandırmaya çalışıyorlar? Ama böyle bir şey var. Yani pestisit sanki ilaçmış
gibi bir algı var. O filmde de geçiyor. Bu pestisitten biraz bahsedebilir miyiz hocam? Bu pestisit yediğimiz, içtiğimiz gıdalarımızın, tarımın içinde Türkiye'de ve Kayseri'de ne kadar kullanılıyor? Yani işin ciddiyeti ne boyutta? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Evet, pestisit gerçekten de ilaç olarak kullanılıyor, ilaç olarak gözüküyor. Biz gerçekten bu alanda pek çok yerlere ziyaret ettik. Pestisitin ilk atalarından bir tanesi DDT. DDT'de İkinci Dünya Savaşı sırasında insanlara yönelik bir biyolojik silah hazırlanırken bulunmuş aslında. Ve denemişler ki DDT'yi bir denemişler, insanları öldürmüyor ama böcekleri öldürüyor. Oo harika, Nobel ödülleri, onular bunular derken DDT o dönemin en önemli buluşu olarak kabul edilmiş. Çünkü tarımda böcek sıkıntı, bu böcekle nasıl başa çıkacağız? Bilimde kimyasal oluşturuyor. Ve bu sebeple de aslında pestisitlerin ilk çıktığı yer burası. Ve DDT 1982 yılında Türkiye'de yasaklandı. DDT dünyada çevresel bilincin doğmasına sebep olan kimyasal bir zehir. DDT şu anda çevrecilik hareketini başlatan bir zehir. Yani bir anda bazen diyoruz ya her şerde bir hayır vardır. DDT'nin oluşması da aslında dünyadaki çevre bilincini oluşturan unsurlardan bir tanesi ve hala ben ne zaman bir tarlaya gitsem böyle 70-80 yaşında bir amcayla karşılaşıp ne yapıyorsunuz amca, ne atıyorsunuz, ne yapıyorsunuz derken her zaman bana şunu söylüyorlar. Ya bir zamanlar beyaz bir toz vardı, o çok iyiydi. Bir attık mı hiçbir şey kalmazdı. Şimdi hiçbir şey öyle etki etmiyor. Gerçekten de şu anda bir algımız var. Algı şu, çiftçilikte, üretimde algı şu. Bir böcek varsa ben bayiye giderim. Bayide böceğin adını bilmenize de gerek yok. Bayiye giderim. Ya bir böcek geldi benim bitkimin üzerine, ne yapacağız bayi bey diye sorarız. O da bize bir tane çıkartır verir. Biz de onu bahçemize uygularız. Şu andaki yaklaşım bu. Aslında bu bizim kendi vücudumuza da yaptığımız şey. Şu anda sadece şeye bakmıyoruz. Kendi vücudumuzda da öyle. Ne yapıyoruz? Bir ağrımız oldu, bir hastalığımız oldu. Gidiyoruz eczaneye, diyoruz ki hemen bize bir ağrı kesici ver. Yani bu aslında bizim kendi vücudumuza nasıl bakıyorsak tarlamıza da öyle bakıyoruz. Niye bu böcek geldi? Niye benim ağrım var? Bunlar aslında bakış açımızın ne düzeyde olduğunu gösteriyor. Daha bütüncül bakmamız gerekiyor doğaya. Şimdi Kayseri'ye gelelim. Kayseri'de aslında biz çok şanslıyız. Kayseri'de inanılmaz şanslıyız. Türkiye'deki pek çok şehir ve Ankara, İstanbul dahil diyorum ben. Arasında Kayseri bence en ön planda. Çünkü şöyle bir durumumuz var. Bizim yerel ekolojik bir pazarımız var. Ve bu yerel ekolojik pazarımızda sadece yerel üreticilerimiz yer alabiliyorlar. Ve biz bu yerel üreticiden hiçbir aracı araya girmeden direkt olarak ürünümüzü alabiliyoruz. Hangi ürünler daha çok satılıyor bu pazarda? Sebze meyve satılıyor. Sebzelerimiz daha öncelikli olarak o bölgede bulabiliyorsunuz. Şu anda henüz sezon başlamadı ama Başlamadı değil mi pazar? Başlamadı çünkü daha üretim yok. Daha Kayseri'nin en büyük sorunlarından bir tanesi maalesef bu iklim sebebiyle biz kışın sebze üretimi, hiçbir üretim yapamıyoruz. Akdeniz şehirlerine göre o konuda kısıtız. Bu sebeple de pazarımız geçen sene mevsimsel sorunlardan kaynaklı Temmuz'da başladı. Bu sene bakalım ne zaman başlayacak ben de bilmiyorum açıkçası. Ama daha yeni yeni üretim başladı. Daha yeni çok yeni öğrendik. Kirazımız çıkmış mesela. Çok güzel. Ve Kayseri'nin bir güzel özelliği daha kiraz diyorum pardon çilek. Çilek. Kayseri'nin bir diğer özelliği daha var. Üretici ile tüketici ki siz buna türetici diyorsunuz ilgili türeticiler arasında bir bağ yavaş yavaş oluşmaya başladı. Artık diyoruz ki ha işte bilmem ne abla geldik biz senin tarlandan şunu alacağız diye böyle bir ilişkiyi de oluşturmaya başladık. Bu aslında başlı başına güzel bir şey.
Çok önemli bir şey. Çünkü şöyle bir sıkıntımız var. Bundan daha ileride de bahsedeceğim. Organik üretim söz konusu olduğunda biz tüketiciler, üreticileri, üretici olan çiftçilerimizi çok yalnız bırakıyoruz. Evet. Siz üretin. Ne kadar üretirseniz üretin, organik üretin, biz satın alacağız, hatta bize de lütfen çok ucuza verin bunu gibi bir baskımız da var. Dolayısıyla biz tüketicilerle üreticiler arasında bu ilişkinin oluşmuş olması çok önemli. Pestisite gelirsek, Kayseri'de pestisite kullanımına gelirsek, pestisit kullanımı aslında Türkiye'de de, Kayseri'de de üründen ürüne değişiyor. Hangi ürünü ürettiğiniz önemli, ürünle ilgili beklentinin ne olduğu önemli. Bazı ürünler var, gıcır gıcır olsun, işte hiç hasar olmasın, içindeki şeker miktarı çok yüksek olsun, işte lezzeti şöyle olsun diye özel beklenti içinde olan ürünler, özellikle bunların da pazar fiyatı yüksekse, üretici buna bağlı olarak pestisit kullanımına devam ediyor. 15 dedi değil mi az önce filmde? Kiraza 15 defa, 12 defa, işte elmaya, armuta elmaya en az 21 10 defa. defa. Yani inanılır gibi değil bu. İnanılır gibi değil. Şu sayıları duyunca insan tüyleri ürperiyor. Gerçekten inanılır gibi değil ve yani ve böyle şey, ne denir ona, aynı ağrı kesici olayına yaklaştığımız gibi yaklaşıyoruz. Görür görmez hatta elma gibi ürünlerde, elma şeker pancarı vesaire gibi ürünlerde daha gelmeden programa koyuyoruz. Programa koymadan da daha onun zararlısını görmeden, geldiğini görmeden ilaçlama programını başlatıyoruz ki ürünlerimiz daha başlamadan zarar görmemeye başlasın. Ama bazı ürünlerimiz var, özellikle Kayseri için sebzeleri söz konusu olduğunda bazı ürünlerde de pestisit kullanımı düşük olabiliyor. Aynı şekilde üreticiye bağlı olarak da değişebiliyor. Bazı üreticilerin alanları çok büyük. Alanları çok büyük olduğu için orada herhangi bir şekilde bir zararı göze alamıyor ve bu sebeple pestisit kullanımını otomatik olarak bu işin içine yerleştiriyor. Ama bazı üreticilerimiz de var ki yerel pazara yönelik sebze üretiyor ve bu ürettiği sebzeler küçük alanlarda olduğu için pestisit kullanmaktan vazgeçebiliyorlar. Yani dolayısıyla burada aslında şöyle notlarıma bir bakıyorum bir yerde unuttuğum gibi. Ve bir de şöyle bir şey var. Bazı ürünlerde biliyoruz biz organik tarımı nasıl yapacağımızı. Ya da organik tarımda kullanacağımız kimyasalların yerine neyi kullanabileceğimizi, neler yapabileceğimizi biliyoruz ama bazı ürünlerde de bilmiyoruz. Bundan kaynaklı olarak da ürüne bağlı olarak değişiyor. Yani bazı organik üreticilerimiz belli alanlarda organiğe devam ederken mecburen farklı alanlarda konvansiyonel üretim yapmak zorunda da kalabiliyorlar. Teknoloji bilgisi eksik olduğu için, yani iyi niyetli olmasına rağmen o imkandan mahrum kaldığı için biliyorsunuz. Enteresan. Evet, yani şöyle, bilinç arttıkça üretici de İlaçtan mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışıyor. Bunun farkındayız. Bu bilinç arttıkça, ikinci bir şey de bilincin artmasıyla beraber artan üretici ve tüketici arasındaki ilişki. Bunu son 2 yıldır çok fark ediyorum. Biz tüketiciler olarak üreticilere ne kadar ilişkimizi, manevi düzeyde ilişkimizi artırırsak onlar organik tarıma olan bağlılıklarını o kadar artırıyorlar. Ve bu da aradaki o güçlü bağdan kaynaklı olarak da bunun gerçekten hem sağlık, hem çevre, hem de dostluk açısından ilişkileri güçlü olarak üreticiyi organik tarımda tutmaya yöneltiyor. Hocam o zaman ben şimdi eldeki verileri değerlendiriyorum. Bilmiyorum sahanın bilgilerini ama mesela şehirleşme artıyor Türkiye'de ve dünyada. 2, nüfus artıyor. 3, Türkiye'de gelir seviyesi düşüyor. Alım gücü düşüyor insanların. 4, küreselleşme ve büyük şirketlerin baskısı artıyor. Bu dördünü bir araya koyduğumda açıkçası işlerin kötüye gidebileceğine dair bir projeksiyonda bulunabiliyorum. Bu beni kötümser yapıyor. Peki siz sahada dokunduğunuz üreticilerle falan irtibatınızda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten kötümser bir tablo mu var ortada, yoksa mesela bir taraftan da bilgi birikimi artıyor, bilinç artıyor, eğitim seviyesi artıyor.
işte farkındalık artıyor, sivil toplum çalışmaları, aktivizm artıyor, kamuoyu baskısı artıyor gibi şeyler de var. Yani bu savaşın sizce hani bu savaş neticede iki tane denklemin unsuru var. İyi taraf, kötü taraf. Bu savaşın iyimser bir şekilde neticelenebileceğini düşünüyor musunuz? Sizin kanaatiniz nedir? Evet, yani ben de açıkçası ortada bir dikotomi, yani bir bölünmüşlük, iki farklı görüş ve birbiriyle farklı kutuplar var ve bunlar birbirleriyle savaş içerisinde diye düşünüyordum. Nitekim Aralık'tan itibaren bir sempozyum, bir çalıştaya katılıyorum. Bu çalıştay Türkiye'deki, Avrupa'da devam eden bir çalıştay. SETAK denilen bir organizasyon Türkiye'deki, dünya, Avrupa'daki farklı tarım kurumlarını bir araya getiriyor. Bu çarşamba günü son toplantımızı yaptık. Ve bu tarımda kimler paydaş? Hepsini çağırmışlardı bu toplantıya. Kimler paydaş tarımda? Öncelikli olarak çiftçiler. Sonrasında şirketler, büyük şirketler. Sonrasında tarım kuruluşları, ardından sivil toplum kuruluşları ve tabii yöneticiler. Çok büyük bir şanstı benim için bu grup içerisinde olmak. Çünkü şöyle bir şey var, evet belki bir savaş var diyoruz ama bana öncelikli olarak şunu gösterdi bu topluluğa katılmış olmak. Savaş dediğimiz ve düşman olarak tanımladığımız bazı kesimler de aslında dünyanın nereye gittiğinin çok farkında. Onlar da çok ciddi düzeyde farkındalar ve var olan tarım yöntemlerimiz, ki birazdan bahsedeceğim tarımın diğer çevresel etkilerinden, var olan tarım yöntemlerimizin dünyayı üretime değil, tüketime ve yok olmaya götürdüğünün herkes farkında. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey. Küresel iklim değişiminin doğru olduğunu ne kadar kanıtlamışsak, dünyada tarımın toprağı tükettiğini ve şu anki üretim yöntemlerinin tarımın bir sonucu olmadığını da kanıtlamış durumdayız açıkçası. Bilimsel olarak bu kanıtlanmış. Ve savaş diye nitelediğimiz karşı taraftaki grup da aslında bunun gayet farkında. Ama her ne kadar biz küresel iklim değişimini biliyoruz ama hayatımızı buna bir anda adapte edemiyoruz, değiştiremiyorsak, her grup aslında kendi ekonomik durumu içerisinde aynı sıkıntıda. Herkes bir anda bu adaptasyonu ve dönüşümü gerçekleştiremiyor. Bu yüzden de bana umut veren, artık bu gruplarında bu dönüşümü gerçekleştirmek için adım atmaya başladığını görmek oldu. Gerçekten bu adımlar atılıyor. Ve bir mesela atıyorum, şimdi isim vermeyeceğim ama hepimizin bildiği ve düşman kabul ettiğimiz büyük bir ilaç firması üreticisi oraya temsilci gönderiyor ve tarım ilacı azaltılmalıdır diyebiliyor kendi toplantısında. Ve ben şu zamana kadar hiçbir ekotoksikolojik çalışan bir uzmanla oturup karşı karşıya konuşma şansım olmamıştı. Ya bu ilaçları üretmeyin, bunun yerine çiftçilere entegre tarım planlaması konusunda destek verin dediğim zaman kesinlikle katılıyorum cevabını onlardan alabilmeye başladığımızı gördüm. Evet. Dolayısıyla şu anda dünyanın gittiği nokta aslında o kadar da kötü değil. Dediğiniz gibi bilgi çok fazla, bu bilginin her kesime erişimi çok fazla ve kimse bu erişime kendi gözlerini kapatamıyor. Ancak bu değişimi görmemiz biraz zaman alacak. Ve bu değişimi bizler de tüketici olarak tetiklememiz gerekiyor. Yani ben hakikaten Aralık'tan bu yana belli olaylara bakış açım çok değişti. Çünkü gerçekten 4 toplantı yaptık, 4 toplantıda ikişer gün Zoom üzerinden, ki bu pandeminin de bize getirdiği bir şeydi, ikişer gün fikir alışverişi yapmaya başladık. Yakında raporumuz çıkacak ve bu rapor sonucunda tarımı holistik bir şekilde her üreticinin nasıl biyolojik çeşitlilik barışık hale getirebileceği konusunda somut öneriler ortaya koymaya başlayacağız ve burada o savaşın düşmanı olarak kabul ettiğimiz şirketlere de çok büyük rol düşecek ve çok ilginç bir şekilde bu şirketler de buna doğru evrilmeye başlamış durumdalar. Size yeterince ümit verebildim mi Ahmet Hocam? Tabii ben iyi kavramının piyasalaşmasından yanayım.
Yani piyasada iyi satılsın, kötü satılacağına. Çünkü şey vardır, yani kötü para iyi parayı kovar diye bir kanun vardır. İktisatta Gresham kanunu. Dolayısıyla iyi paralar girerse piyasaya kötü paralar çekilir. Aynı şey iyi ürünler, iyi üreticiler, iyi tüketim ya da türetim kalıpları için de geçerli. O bakımdan sevindim bu açıklamanıza. Şimdi pestisit diyoruz da bütün günah keçisini zehir olarak böyle onu yaftalamak yerine başka unsurlar da var sanki, değil mi? Yani bugün tarım ya da işte gıda tüketimi dediğimize, çevreye ya da sonuç itibariyle geri dönüp bize gelen etki sadece ilaçla mı, daha doğrusu zehirle mi ilgili? Başka neler var mesela? Hayır maalesef. Maalesef keşke sadece bir ilaç olsaydı ve keşke ilaç kullanımını bitirdiğimiz zaman her şey bitiyor olsaydı. Maalesef pazara gittiğinizde siz bir poşet aldınız, elinize bir kilo domates verdiler. Ve bir kilo domatesin yanında siz bir sürü farklı farklı poşetlerde çevresel etki satın alıyorsunuz aslında. Mesela bir kilo domates istediniz. Bir kere yanınızda bir tanker getirmeniz lazım. Çünkü bir kilo domates için 365 litre su harcıyoruz Kayseri'de. Doktor öğrencim Merve Temiz Yürek Arslan doktorasını çok yeni bitirdi. Bu Mayıs ayında bitirdi ve bunlar onun bulgularıdır. Çiftçilerimizle beraber yaptığımız birebir görüşmelerimizde elde ettiğimiz sonuçları şu anda yayına hazırlıyoruz. Bilimsel yayına hazırlıyoruz. Tez çıktı, tamamlandı ama bilimsel yayına hazırlıyoruz. Ama 1 kilo domatesin yanında mesela 200 gramdan 1,8 kilograma kadar karbondioksit satın alıyorsunuz. Ve bunu atmosfere salıyorsunuz. Bu karbondioksit nereden geliyor? Birincisi tarlayı sürmek için traktör kullanıyoruz ve traktör benzin yakıyor. Ve yaktığı her benzin karbondioksit salınımı demek. Çapalama yapıyoruz. Bunun dışında aletleri çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz ama Kayseri'deki özel durumumuz ne? Bu karbondioksitin asıl geldiği yer. Kayseri yeraltı suyu kullanıyor. Yeraltı suyu kullanması sebebiyle de sürekli sulamada elektrik yeraltı suyunu çeken elektrik pompalarını kullanıyoruz. Ve bu elektrik pompalarının tükettiği elektrik karbon salınımına sebep oluyor. Dolayısıyla tarımda aldığınız bir kilo ürünün yanında bir sürü bir kiloya yakın karbondioksiti de atmosfere salabiliyorsunuz. Ne kadar çok su pompasını kullanırsanız o kadar fazla salınım demek bu. Bu da yan olarak aldığımız ama görmediğimiz ürünler. Ya da mesela gübre kullanımından bahsedebiliriz. Gübreyi toprağa verdiğimiz zamanki Kayseri'nin toprakları maalesef zengin değil organik madde açısından. Genel olarak konuştuğumuz zaman şöyle bir %5 civarında organik madde olması gerekir sağlıklı bir toprakta diyoruz. Ancak Kayseri'de yaptığımız analizlerde organik madde miktarı 0,70-0,80'lerde. Çok aşağıda. Yani tarıma uygun değil neredeyse. Dolayısıyla üreticiler ne yapmak zorundalar? Bu toprağı verimli hale getirebilmek için gübre kullanmak zorundalar. Ama gübreyi toprağa verdiğiniz andan itibaren başına üç şey geliyor. Birincisi bitki alıyor. Alabilirse, hızlı bir şekilde alabilirsek ve aldığım miktar araştırmadan araştırmaya devam değişiyor ama o gübrenin %20'si ile %50'si arasında en fazla, daha fazlasını alamıyor. Geri kalan ne oluyor? Ha, toprağı zenginleştirsin diyoruz değil mi? Hani geri kalan da toprakta kalsın, organik madde miktarı artsın. Hayır, öyle olmuyor. Bu geri kalan %50'nin büyük bir kısmı %38 civarındaki bir kısmı buharlaşıyor, atmosfere gidiyor. Tabii buharlaştığı zaman yok olmuyor. Bu ne demek? Kimyasal bir takım maddeler, azotlu bileşiklerin atmosfere buharlaşması demek. Bunun sebep olduğu şey de asit yağmurları. İkinci kısmı, üçüncü olarak da suyla birlikte yeraltı sularına karışıyor.
Ve su ile birlikte yeraltı sularına karıştığı zaman da özellikle sucul sistemlerde ötrofikasyon dediğimiz suyun kirlenmesi ve buna bağlı olarak ekolojik birçok reaksiyonların gerçekleşmesi. Öğrencim bunları da aslında ölçtü. Karbondioksit 1 kilogram domates aldığımız zaman aslında 10 gram da fosfat salıyoruz yeraltı suyuna. Bu da aynı şekilde suyun kirlenmesine etki ediyor ve aynı şekilde bir kilogram organik domates, organik de alsanız atmosfere 11 gram da SO2 salıyormuşuz. Bu da asit yağmurlarına sebep olan unsurlardan bir tanesi. Ama burada gene şöyle bir durum var. Organik tarım gene kendini burada ön planda gösteriyor. Organik tarımda herhangi bir şekilde sentetik kimyasal kullanılması yasak. Dolayısıyla sentetik gübre kullanımı da yasak. Sentetik gübre kullanımının iki tane sorunu var. Birincisi, sentetik gübre üretim aşaması çok sorunlu. Madencilik yapmak zorundasınız. Madencilik yaptığınız için toprak belli bir doğal alanı yok ediyorsunuz. Yok ettiğiniz doğal alandan fosfatı alıyorsunuz. O fosfatı bir fabrikasyon işlemi sonucunda bir araya getiriyorsunuz ve bitkinin hızlı bir şekilde alabileceği tuz haline getiriyorsunuz. Ve bu üretim aşaması başlı başına bir aslında sorun, çevre sorunu. Çünkü doğal alanı yok ettiniz, karbon ürettiniz. Tüm bunlar ayrıca sentetik gübrenin üretim alanının üretiminin çevreye etkisi. Bir de taşıdınız şimdi, onu. Bir nakliyesi var falan. Aynen öyle. Taşıdınız, dünyanın bir yerinden getirtiyorsunuz. Bazen Çin'den geliyor, bazen başka bir yerden geliyor. Bütün bunlar bir çevre sorunu. Öte yandan sentetik gübre hiç kullandınız mı bilmiyorum. Bu şeker gübresi falan yok, derler. Aldığınızı alırsınız. Çok şükür. Ama biliyorum, biliyorum. Bu arada özür dilerim. Bu bahsettiğiniz oranlar sentetik gübreyle ilgili mi? Yoksa işte biz yanmış büyükbaş hayvan gübresi kullandığımızda da benzer sorunlar yaşıyor muyuz? Yanmış büyükbaş hayvan kullandığımızda benzer sorunlar yaşamıyoruz. İyi ama var, şöyle bir tamam. şey var. Kötü yanması demek kendine. Aslında... Yanması demek aslında mikroorganizmaların bu organik maddeleri havaya uçurması demek. Ha, yine benzer bir şey. O yanma süreci. Gene havaya bir salınım yapıyoruz. Ha. Yanması aslında organik maddenin bitkilerin alabileceği forma mikroorganizmalar tarafından getirmesi ve bu süreç içerisinde gene atmosfere salıyoruz. Hangisini daha iyi derseniz yanmış organik gübre daha iyi. Tabii, anladım. Üretim aşaması en azından siz burada bir hayvansal üretimin ürününü yeniden kullanıma sokuyorsunuz. Dolayısıyla burada aslında biz sadece bu hesaplamalarda depolamayı göz önüne alırız. Depolama sırasında bir salınım gerçekleşir ama öbürküne oranla çok daha fazla. Nitekim yanmış gübre kullananlar, yani organik hayvan dışkısı kullanarak bahçesini gübreleyenler 10 gram fosfat salıyorken sentetik kimyasal kullananlar 249 gram salıyor. Üf, 1 kilo domates için diyorsunuz öyle mi? 1 kilo domates çok için. Çok fena, çok, çok daha masum ama evet yani 24'te 1 oranında. Gibi. Evet, yani dolayısıyla sentetik kimyasal kullandığınız zaman ve ondan bahsediyordum, elinize aldınız mı bilmiyorum bu şeker gübresi diye verirler küçük beyaz. Biraz bekletirseniz buharlaşır. Çok hızlı bir şekilde buharlaşır. Ve bu buharlaştığı zaman biz kayboldu sanıyoruz. Üreticiler de bunu bilirler. O yüzden toprağı gömer ve karıştırırlar. Buharlaşmasın da toprağın içerisinde kalsın diye. Ama buna rağmen buharlaşma gerçekleşir. Ve bu sebeple de atmosfere aslında biz görmüyoruz. Buharlaştı, bitti, gitti sanıyoruz. Ama atmosfere kimyasallar veriyoruz. Azotlu, sülfitli, sülfatlı bileşikler veriyoruz. Ve bunlar da dönüş olarak asit yağmuru olarak gerçek sorun oluyor. Ve Kayseri'de aslında önemli sorunlarımızdan, çevre sorunlarımızdan bir tanesi de aslında asit yağmuru. Tarım kökenli değil çoğu. Ancak asit yağmuru ciddi sorunlardan bir tanesi. Çok ilginç. Kayseri'de asit yağmuru.
Evet. Güzel. Evet. Hiç Haberimizi... Germir'e gittiniz mi? Germir'de bu tarihi binaların dışında mermer yapılar vardır, mermer heykeller vardır eski. Tamam. Bunların hepsi yüzleri falan ortadan kaybolmuş, şekiller ortadan kaybolmuş durumdadır. Özellikle mermer gibi yapılar asit yağmurundan çok etkilenir ve erirler. Kayseri'nin ciddi sorunlarından bir Evet, tanesi. cehalet mutluluktur. Haberimiz yok bunlardan. Ben burada bitirmeyeceğim ama çevre sorunlarını. Bir tane de erozyondan ve su kullanımından bahsedeceğim. Buyurun. Erozyon diyoruz. Kayseri aslında erozyonda en düşük yer olarak kabul ediliyor. Özellikle tarım alanlarında erozyonda. Nitekim bizim yaptığımız öğrencim Merve Temiz Yüreğin, ki öğrencim dememeliyim, doktor oldu artık, meslektaşım oldu. Merve Temiz Yüreğin yaptığı araştırmada en düşük hektar başına 3,54 ton toprak kaybediyoruz bir yılda. Ve biz En düşük. düşük erozyona maruz kalan bir şehriz diyorsunuz. Biz düşük erozyona maruz bir şehriz. Hektar başına 3,54 ton. Evet. Şimdi bu düşük erozyon kategorisinde kabul edilen bir miktar. Yani bu tüm otoriteler bu aslında siz o kadar da erozyon yok dediğiniz bir madde. Ama şöyle bir düşünmek lazım. 3,54 ton yılda. Bu bir rakam, bu bir rakam. Yani ekosistemlere baktığınız zaman, doğal ekosistemlerine baktığınız zaman, ormanlara, çayırlara baktığınız zaman bu ekosistemler toprak üretir. Toprak kaybetmez. Ve düşük bile olsa bu kadar toprak kaybediyor olmamız bir soruna işarettir. Tarımda bir şeyleri yanlış yaptığımıza işarettir. Tarım bir çevre sorununa sebep oluyor. Bakın şu andan itibaren dört tane sorun sıraladık. Birincisi karbon, küresel iklim değişimi, biri erozyon, biri asidifikasyon, biri ötrofikasyon, dört etti. Ve tarım yöntemimiz şu anki haliyle ve Kayseri'deki haliyle, Kayseri örneğinden gidiyorum. Farklı bölgelerde de araştırmalar yaptık. Çanakkale'de çalıştık. Başka bölgelerde de çalıştık. Şu an Avrupa Birliği ile de çalışmalarımız var. Baktığınız zaman Kayseri'deki özele yönelik örnekler vermek istiyorum. Çok daha yüksek erozyon var Çanakkale'de. Ama bu erozyonun sıfır olması gerekiyor. Hiç olmaması gerekiyor. Hatta tarımın toprağa Negatif olabilir mi? eklemesi gerekiyor. Evet. Çünkü bu kadar büyük alanlarda erozyon demek aynı zamanda karbon salınımı da demek. Tabii. Ve küresel iklim değişiminin daha da tetiklenmesi demek. Yaptığımız hesapların hiçbirinde biz topraktan salınan organik maddeyi dahil etmedik. Onları da dahil etseydik bu rakamlar çok daha yüksek çıkacaktı. Evet. Son bir etkimiz var. Ondan da bahsedeceğim. O da su kullanımı. Ki şu anda Kayseri'nin aslında karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Kurak iklimde sulu tarım yapıyoruz ve yaptığımız sulu tarımın suyu da milyonlarca yıldır birikmiş, toprak altında, yer altında birikmiş olan yeraltı suyundan kaynaklanıyor. Az önce bahsetmiştim. Bu yeraltı suyunu çıkarmak için elektrik harcıyoruz. Karbon döngüsünde etkimiz oluyor. Ama bu yeraltı suyunun yok olması da çok büyük sorunlardan bir tanesi. Bütün içme suyumuz, bütün bu şehrin içme suyu yeraltı suyu kaynaklarından geliyor. Ve burada yaptığımız hesaplamalar çok ilginç. Gerçekten şimdi şeker pancarıyla da ilgili bir projemiz var. Onun sonuçları da inşallah çıkacak önümüzdeki 2 ay içerisinde. 1 kilogram domates için eğer çevresel sorunlarımı da ben gerçekten orada satın almak istiyorum deseniz bir tanker su getirmeniz gerekir, bir tanker getirmeniz gerekiyor. Bu 360 dehşet verici bir kilo. istatistik. Evet. Gerçekten öyle. Yani inanılmaz ve rakamları düşündüğünüz zaman, üst üste koyduğunuz zaman, bir dakika, üst üste koyduğunuz zaman gerçekten ciddi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Burada tarımda su kullanımımızı da
çok iyi gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü bu coğrafya olarak tüm varlığımızı biz suya bağlıyoruz. Şu an içme suyumuz yoksa, çeşmemizi açtığımız zaman su gelmezse burada var olmamız mümkün değil. Ama tarımsal kullanım bu sularımızı ne derece etkiliyor ve bunu nasıl azaltabiliriz? Tarımı nasıl iklime daha uygun hale getirebiliriz konusu çok önemli. Varoluşu etkiliyor. Hatta geçenlerde yapılan araştırmalar dünya üzerindeki ciddi savaşların, ki buna Suriye'de dahil, en önemli sebeplerinden bir tanesini kuraklığa bağlıyor. Su yoksa asıl savaş o zaman başlıyor, ki bu ilk belgeselde Evet, de evet, o evet. vurgulandı. Su, öncelikli olan su. O yüzden var olan suyumuzu ne kadar düzgün bir şekilde kullanacağımız tarımı nasıl yaptığımıza da bağlı. Hocam, hazır yeri gelmişken zaten hepimiz nefesimizi tuttuk. Kaç dakikadır nefes alamıyoruz. Bu destek verici anlatı nedeniyle bir nefes alalım istiyorum. Nasıl yapabiliriz? Şimdi insan demek bir taraftan da çevreyi dönüştüren kültür varlığıyız biz ve her dönüştürme bir taraftan entropi yaratıyor, bozulma yaratıyor diyoruz. Peşinen kabul ediyoruz ama ben buraya bir şerh koymak istiyorum. Ya yani böyle olmak zorunda değil. Yani illa bozarak var olmak zorunda, yıkarak var olmak zorunda değiliz. Az önce dediğiniz mesela negatif erozyon olabilir pekala. Karbon ayak izi negatif olabilir. Yani entropiyi biz bir şekilde negatif, yani bütün alanlar için kümülatif olarak belki negatife çekemeyiz ama bazı alanlarda negatife yaklaştırabiliriz. Yani tarım için söz konusu olduğunda biz nasıl iyi tarım yapabiliriz? Yani bu bahsettiğiniz bütün karamsar öykünün tam tersi bir öykü de söz konusu mu? Veya bunun için işte gerçi gördük biraz bir sürü güzel örnek var. O zehirsiz sofralarda da örnek gördük. Somut önerilerde bulunabilir miyiz? Nasıl dönüştürmeliyiz tarımı? Bugün çok şans eseri, çok özel bir gündeyiz. Evet, ben de Bilmiyorum, ona değinecektim. Siz o söyleyin lütfen. özel günün farkında mıyız diye, 22 Mayıs 2021 tarihi özel bir güne denk geliyor. Dünya Biyolojik Evet. Çeşitlilik Günü. Ve aslında doğaya baktığımız zaman doğada her şey, en güçlü ekosistemler, biyolojik çeşitliliğin en yüksek olduğu ekosistemler. Ve benim asıl uzmanlık alanım aslında tarım değil. Tarım beni biyolojik çeşitlilikten, tarıma gelme sebebim biyolojik çeşitlilik. Biyolojik çeşitlilik çok önemli ve gerçekten dünyadaki tüm ekosistemlere bakın, bir orman ekosistemine bakın, bir bozkır ekosistemine bakın. En güçlü, en dayanıklı, bu kelime İngilizce'de resilient kelimesidir. Çok meşhur, günümüzün en meşhur kelimelerinden biri. Dirençli sistemler biyolojik çeşitliliğin yüksek olduğu sistemlerdir. Sadece bir tane fotoğraf paylaşmak istiyorum. Çok kısa olarak mümkün müdür? Tabii hocam, size hemen şey vereceğim. Yetki veriyorum. Evet, sizde. Öyledir. Hanım, Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri'nin ana organizatörü Pınar Hanım bana bugün bu biyoçeşitlik gününü hatırlatmamı istemişti. O da güzel oldu sizin uygulamanızda. Bu arada bununla ilgili akşam bizim oturumumuzdan bir sonraki oturum olacak biliyorsunuz seans. Ondan sonra çok güzel bir film gösterimi daha olacak, bir oturum daha. Toplayıcılar Bingöl isimli bir film. Yine sürdürülebiliryaşam.net adresinden izleyebilirsiniz. Bence kaçırmayın. Evet, sadece şu resmi paylaşmak istedim. Bakın bu Kayseri. Şurası Kayseri Palas bölgesi. Burası bizim tarım alanlarımız. Ahmet Hocam, bunu siz defalarca gördünüz. Her sunumumda gösteriyorum. Burası da biraz daha yaklaştığımız zaman göreceksiniz. Parsel parsel, herkesin parseli ve farklı uygulamalarını bile görebiliyorsunuz. Burada daha yaklaştığımız zaman traktör izlerine kadar görebiliyorsunuz. Bu bir uydu haritası. Şu anki tarım alanlarımızın durumu bu. Biyoçeşitlilik nerede? Ekolojik çeşitlilik nerede? Tarım alanlarımız her şeye açık şu anda. Şu haliyle, şu görüntüsüyle her türlü çevresel etkiye açık. Şu topraklar açık bir kere. İçindeki organik madde hızlı bir şekilde
yok oluyor. Rüzgar erozyonuna açık. Hiçbir ağaç yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Yani kuş yok, böcek yok, hiçbir canlı yok. Kuş yok, böcek yok. Yani hiçbir şey yok. Gerçekten burada yaşayan hiçbir canlı yok. Ve dolayısıyla bu alanlar her şeye açık. Ve son katıldığım toplantı, size az önce bahsettim, bu 5 haftadır Aralık'tan bu yana yaptığımız 4 toplantının ana hedefi, ana başlığı şuydu: biyolojik çeşitlilik ve tarım üretimini optimize etmek. Ana araştırma konumda oraya araştırma yaptığımız o bölgelerde şunu yapmaya çalışıyoruz. Tarımı güçlü kılmanın tek yolu biyolojik çeşitliliği tarlamıza davet edip onların bize sağladığı ekosistem hizmetlerini kullanmaya başlamamız. Ve dikkat edin, Zehirsiz Sofralar belgeselini izlediğiniz zaman hep o unsur var. Her zaman bir şeyi ekleyerek, bir işte atıyorum, ne denir, biyolojik çeşitliliği davet edeceksiniz. Zararlı olan böcekleri, üzerinden beslenen böcekleri getirin tarlanıza dedi bir tanesi. İşte otları dedi biçmeyin dedi bir tanesi. Dedi ki lütfen, pardon, otları dedi sürmeyin dedi. Ben biçiyorum dedi. Sadece o işlemi yaptığı için, sürmediği ve biçtiği ve orada bıraktığı için topraktaki organik madde %5'e yaklaşmıştır, üzerine bile çıkmıştır oranın. Ve o toprağın içerisindeki canlılar bir kere çok önemli. Her zaman ilk şunu söylüyoruz: toprak hasta, toprak ölüyor. Bunun en önemli, hani bir doktora gittiğiniz zaman size bir test yaparlar, derler ki işte kan testiniz vardır, şu maddeler şöyle şöyle olması gerekir. Toprağın kan testi bu ve organik madde verimliliğine baktığınız zaman %0.7. Toprağınız hasta, o kadar. İlk başta en önemli unsurlardan bir tanesi. Gübre veriyoruz, organik madde miktarı artmıyor. Neden? Çünkü organik madde verir vermez ya buharlaşıyor ya suya karışıyor. Orada tutacak olan ne? Toprağın içerisinde böcekler, canlılar, biyolojik çeşitlilik. Mikroorganizmadan önce o toprak içerisindeki solucan yiyecek ki o gübreyi. Solucan büyüyecek, solucan büyüdüğü için onun gübresi, onun vücudunda birikecek o organik madde, suya havaya karışmayacak. Evet. Ve bu toprağın içerisindeki bu döngüyü sağladığımız andan itibaren toprağı iyileştirmeye başlıyoruz. Gübre ilaç değil, biyolojik çeşitlilik ilaç. Her durumda, yani buradaki alanlara, mesela atıyorum bu tarlaların arasına dikilecek, ben patlangıç örneğini çok veririm, azot bağlayan çalılar. O toprağın yapısını çok hızlı bir şekilde değiştirecek. Tarlanın kenarlarına, yavaş yavaş, ekosistemi değiştirecek kadar. Ve bu toplantının aslında en güzel yöntemlerinden bir tanesi, ben hep permakültüre kayardım bu toplantıya katılmadan önce. Permakültür derdim, bunun çözümü doğaya dönüştürelim, doğaya şey yapalım. Meğer bilmediğim o kadar çok fazla araç varmış ki, binlerce araç ve her tarlaya uyabilecek, her başlangıç noktasına uyabilecek binlerce aracın varlığından öğrenmeye başladım. İşte tarla kenarlarına dikilecek bitkiler, tarla kenarlarında büyümüş, kendiliğinden büyümüş otların büyümesine izin vermek, inanılmaz derecede polinatörlerin artmasına sebep oluyor, ürününüzü artırıyor. Evet. Sonrasında yapılacak o kadar çok uygulamalar var ki, mesela bazı üreticiler dönemlik olarak çiçek ekiyorlar tarlanın işte bir kenarına, bir çizi halinde. Bu biyolojik çeşitliliği artırıyor. Başka bir tanesi işte badem ağaçları, ki bizim kültürümüzde vardır bu. Bizim köyümüzde çok vardı. Her tarlanın kenarına bademle böyle sınır çizilirdi. Onun inanılmaz bir gölge oluşturma, oluşturduğu gölgeyle beraber toprağın su tutma kapasitesini artırma etkisi var. Ve binlerce, milyonlarca araç var. Ama dediğimiz gibi biz burada aslında çiftçimizi biraz yalnız bırakıyoruz. Yani çiftçimizin gerçekten bunların hepsine birden hakim olmasını beklemek, bunların bir anda yapabilmesini beklemek, bunları yaparken enerji harcamasını, para harcamasını ve bunun sonucunun çok hızlı bir şekilde gelişip ürünün fiyatına yansımasını beklemek
zor. Yani Evet. üreticimizin gerçekten hem bilimsel desteğe ihtiyacı var, hem güzel örneklere ihtiyacı var. Ve bir tane iki tane değil, inanılmaz çok örnekler, inanılmaz çok çalışmalar var bu konuda ilgili. İşte bunları hepsini bir araya getirip pozitifini, negatifini çiftçiler tarafından denendiyse neyin zor olduğunu belirten bir yayın hazırlığı sırasındayız bu oluşturduğumuz bu grup içerisinde. Ve bunun ana temsilcilerinden bir tanesinin de aslında bu büyük şirketler olduğunu görmek bana bir parça da olsa umut veriyor. Güzel haberler hocam. Hem bu vermiş olduğunuz haberler hem de şeyi çok heyecanlı bekliyoruz yayını. 45 dakikadır sizi yoruyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bir taraftan böyle umutsuzluğa tam düşüyorken bizi tutup çekiyorsunuz. İnşallah umut veren gelişmelere de daha çok şahit oluruz. İzleyicilerimiz var. Onların kesin soruları, yorumları vardır diye tahmin ederek ve 15 dakika sonra diğer seansımızın başlayacağını hatırlatarak ben bir soru cevap faslına müsaadenize geçmek istiyorum. Buyurunuz efendim. Eğer mikrofonunuzu açıp sorunuz varsa sorabilirsiniz. Yorumlar da varsa alabiliriz. Katkı mahiyetinde memnun oluruz. Evet. Evet, selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurunuz Hatice Hanım. Benim belki hani hem konu dışı hem konu içi bir sorum olacak. Bizim yıllar önce de hani uzun süre bakmadığımız bir bağımız vardı ve o bağ bütün bağın her tarafını kaplamış. Bununla nasıl bir mücadele edebiliriz zarar vermeden, toprağa zarar vermeden? Neyi kaplamış? Anlayamadım. Sesiniz kesildi de ne kaplamış bahçenizin etrafını anlamadım. Uyuz otu deniyor. Ya da verem otu deniyor. Ya da canavar otu diğer anlamıyla. Canavar otu. O canavar otuysa Evet. Şimdi bir ürününüz yokken mi canavar otu gelmiş oraya? Bir bakalım uyuz otu ismi bazen yerel isimler yanlış anlaşılabiliyor. Uyuz otu nedir? Canavar otu bu çünkü parazit bir ot. Piscicabiosa. Uyuz otu dedikleri bu mudur acaba? Dur bakayım. şey oluyor hani daha çok asmalarda oluşuyor. şöyle bir şey mi ekrana Ve yansıtıyor? hani tut tamam. Şu tür bir şey mi? Hayır, bu çiçek açmıyor. Hani çiçek küçük beyaz çiçek açıyor. Sarmaşık gibi sarılıyor tamamen. Ve bitkiyi boğup öldürüyor. Ve kurutuyor yani kökten kurutuyor, verim düşürüyor. Bu canavar otu mu bahsettiniz? Şu mu? Canavar otu değil, bu şeyden Yok. bahsediyor. Gene aynı canavar otu gibi parazitik bir bitki var. İnce sarı bir şeyden bahsediyorsunuz, değil mi? Evet, ince böyle Böyle sıralı incecik gidiyor. yaprağın böyle dalına ne onun adını öğren biz de onunla karşılaştık. Onun tek mücadelesi var, ilaç da işe yaramıyor. Mekanik olarak şey yapacaksınız sarmalara, asmalara mı sarılıyor? Asmaları sarılıyor, evet. Ve tutundu aslında asmaların dışında otlara dahi sarılıyor. Biz çünkü onu gördük. Başka yani yabani otlara da sarılıyor. Ama daha çok asmalara ve şey vardı, yaban gülleri vardı. Onlara da sarılmış, onları da kurutmuş. Evet, yani onun zaten kimyasal bir mücadelesi de yok. Orada kimyasal mücadele yapan kişiler şey yapıyorlar, ot ilacı atıyorlar, bütün otları öldürsünler diye. Ama o da Evet. bir fayda etmiyor. O da fayda etmiyor söyleyeyim. Bu parazitik bitkiler en zor bitkiler. Ahmet Hocam bilir, biz canavar otuyla bu işi yaşadık. Şimdi şöyle bir şey tercih edeceğim, rica edeceğim. Bu tip sorunlar yaşadığınız zaman entegre zararlı mücadelesi kılavuzları var. Tarım Bakanlığı'nın yayınladığı. Bunlar aslında her ürün için var. Bazen belli zararlılar için de var. Mesela biz canavar otuyla karşı karşıya geldiğimizde bu entegre zararlı mücadelesi kitapçığına bakmıştık. İsmini ama bir hatırlamak lazım. O otun. Şimdi siz dediğiniz için
söylemiştim. Öğrencilerim arasında var mı burada onun ismini hatırlayanlar? Beraber bizim bahçede çıktığı zaman da bulmuştuk, araştırmıştık onu. İsterseniz bana sonra da iletişime geçebilirsiniz Hatice Hanım. Bu tip ürünlerde çoğunlukla eğer bir ota ulaştıysa onu kimyasal olarak uzaklaştırmanız gerekiyor. Yani nereye sarıldıysa onu uzaklaştırmanız gerekiyor ve onun sarılabileceği bitkileri de bir süre oraya ekmemeniz gerekiyor. Otlara da sarılıyor biliyorum. Otları da biz tek tek temizleyerek bahçeden ancak onunla kurtulabilmiştik. Ama bizim ekolojide bir yaklaşımımız vardır. Ayrık otundan çok bahsederiz mesela. Bir sorun varsa bir canlı çok hızlı bir şekilde yayılmaya başlar. Biraz daha bütüncül bakıp o ortam içerisinde neler yapılacağını ayrıca değerlendirmek gerekir. Her zararlı da bu aslında biraz da ben bundan bahsediyordum. Çiftçilerimizi çok yalnız bırakıyoruz diye. Biz 4 sene kadar hobi bahçesinde öğrencilerimizle birlikte ekim yaptık. Bu ekim yaptığımız dönemlerde her seferinde farklı farklı zararlılar karşımıza çıktı. Bunun bir sebebi var. Ekosistemlere çok zarar verdiğimiz için belli organizmalar çok hızlı bir şekilde çoğalma eğilimine gidiyor. Ekosistem sağlıklı bir hale geldiği andan itibaren hiçbir organizma o kadar çoğalamıyor. Zaten şu an çiftçilerin yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi de böcek geldi mi başa çıkamıyorlar. Biz onlardan başa çıkmalarını ve bize bu ürünü satmalarını bekliyoruz ama onların yönlendirmeye ihtiyacı var. Ve bu yönlendirme de çoğu zaman çok detaylı düşünme, araştırma, bilgileri bir araya getirme ve deneyimleme süreçlerini gerektiriyor. Ve çok zor, hiç kolay değil. O yüzden bir çiftçi organik tarıma girmediği zaman diyoruz kızmamamız gerekiyor aslında. Onların desteğe ihtiyacı var. Onların o düzeni. Onur yazdı aşağıdan. Onur teşekkür ederim. Küsküt. O bitkinin adı küsküt Hatice Hanım. Küsküt adı altında bir araştırabilirseniz ve Tarım Bakanlığı'nın entegre zirai mücadele bu değil mi bitki? Evet bu. Evet, bizim bahçemizde de gerçi geldi başımıza. Biz mekanik olarak uzaklaştırdık ve bulaşan hangi bitki varsa onu da uzaklaştırdık sistemden. Ondan sonrasında kurtulabildik ancak. Ama gene dediğimiz gibi farklı farklı yöntemler olabilir. Bir araştırmakta fayda var. Evet hocam teşekkür ederiz. Anında bir sorun da çözmüş oldunuz. Başka soru veya yorum var mı? Benim bir tane sorum olacak. Lütfen buyurun. Kimyasal üretime geçen çiftçiler maddi durumdan dolayı mı bunu tercih ediyor? Çünkü organik tarım daha mı zor onlar için? O yüzden mi kimyasal üretim daha çok diğer çiftçiler tarafından işte Tabii tedarik aslında edildiği gibi? konvansiyonel üretim kimyasal maddelerin de kullanımına izin verildiği bir üretim. Hızlı çözüm aslında bir ilaç atmak ve ilaçla beraber o hastalıktan o an için kurtulmak hızlı çözüm. Maddi olarak aslında külfetli de olabiliyor çünkü ilaçlar çok da ucuz ilaçlar değil. Ama şimdi şöyle bir düşünün. Tarlada ekimi yapıyorsunuz, monokültür tarım yapıyorsunuz. Bütün tarlanızda aynı ekimi ektiniz. Yıl boyunca uğraştınız, çalıştınız. Tam hasat vaktine gelmeden önce bir baktınız, böcek gelmiş. Ne yapacaksınız? Şimdi ciddi şöyle bir maddi baskı var. Bütün ürününü kaybetme baskısı var orada. Adam diyor ki ben bir sene boyunca buraya masraf yaptım diyor. Bu masrafımı diyor ben bunun satarak karşılayacağım. Ve bir anda panik içerisinde bayiye gidip oradan ilacını satın alıp sıkabiliyor. Ya da şöyle bir durum var. Ben bu ilaçları buraya atmazsam hiç ürün elde edemeyeceğim. O yüzden daha ürün böceği görmeden
programlanıyor ilaçlar ki elma gibi ürünler öyle. Şu zamanda şu ilaç atılacak, ondan iki hafta sonra şu atılacak diye. Yaklaşık 20'ye yakın ilaçlama programı var orada. Onların hepsini sırasıyla yapıyor ki elmayı üretebilsin. Yoksa işte atıyorum eğer aracıya satacaksa, üzerinde kurt varsa, bere varsa vesaire varsa, biraz küçükse alıcısı olmuyor. Alıcı, aracı gelip de onları almıyor. Bir sürü baskı var üreticinin konvansiyonelden organiğe geçmemesine sebep olan. Sorunuzu cevaplayabildim ben. Anlaşıldı hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ne yediğimizden başlayıp tarıma dair çok bütüncül bir perspektif çizdiniz. Çok kıymetliydi verdiğiniz bilgiler. Türetici olarak, yani tüketici ama bilinçli tüketici olan türetici olarak, bizim de üzerimize çok yük düştüğünü hissediyorum. Belki bir sonraki seansımızda bunu Uygar abiyle konuşacağız. Türetim ekonomisi ne demek? Tam aslında bağlamış olduk bir sonraki oturmada. Efendim 5 dakika sonra bir sonraki seansımız başlıyor. 2 tane harika bir film izleyeceğiz. Özellikle ben Ortak Bir Hak filmini izlemedim henüz. Birazdan izleyeceğim ama Çikolata Davası filmi benim hayatımdaki izlediğim en etkileyici filmlerden bir tanesiydi. Şiddetle tavsiye ediyorum izlemenizi. Sonrasında da Uygar Özesmi ile, kıymetli Uygar abiyle devam edeceğiz. Evrim Hoca ile kaldığımız yerden sohbetin devamını orada yapacağız. Çok teşekkür ediyorum hepinize katılımınız için. Evrim Hocam size hasreten eşinize ve arkadaki gördüğüm o yaramaz kediye de selamlarımı. Biz teşekkür ederiz Ahmet Hocam, davetiniz için, bu şansı verdiğiniz için. Her zaman çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Organize ettiğiniz için bu festivali de. Festival diyorum ben, hala evimizde olsak bile. Festival diyorum. Çok teşekkür ederim. Ellerinize, emeğinize sağlık. Eksik olmayın. Çok sağ olun. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.